Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız ve istiyoruz ki Ramazan ayı boyunca vücudumuz kadar ruhumuz da sıhhat bulsun. Ama işte bunun için açlığın vermiş olduğu, aç kalmanın uzun süre aç kalmanın vermiş olduğu bir takım olumsuzluklar da, tahammülsüzlükler de ortaya çıkabiliyor. İşte bu konuları konuşacağız bugün. Uzman psikolog Fatma Nur Taşkın bizlerle. Merhabalar diliyorum hocam. Hayırlı Ramazanlar olsun size de. Ve hemen sorumu sormak istiyorum. Evet, uzun sürelerde, uzun açlık sürelerinde acaba nasıl tahammülsüzlükler ortaya çıkıyor? Aslında öfke normal ve gerekli bir duygu. Bu noktada bizim için kritik olan öfkenin yıkıcı tepkileri. Yani öfkeli olduğumuz anda alternatif olarak neler yapabiliriz? Burada mesela öfke neyden kaynaklanıyor? Bazı insanlarda mizaç tipinden kaynaklanabilir. Hani normal yaşantısında da çok öfkeli olabilir. Bazı insanlarda oruç tuttuğunda kan şekerine bağlı daha kısa süreli o anlık öfke durumları ortaya çıkabilir. Bu durumlarda öfke aslında normal bir duygudur. Ancak tepkilerimiz öğrenilmiş davranışlardır. Bu yüzden değiştirmek çok daha kolaydır öğrenilmiş davranışlar olduğu için. Bu durumlarda ne yapabiliriz? Ortamı değiştirebiliriz. Uzanabiliriz, nefes egzersizleri yapabiliriz, yürüyüş yapılabilir, müzik dinlenebilir, o anda ortamı değiştirebiliriz. O konuya fazla odaklanmayı biraz daha bırakıp, daha farklı şeyler düşünüp, belki daha sonrasında hani o sinir biraz yatışınca aslında oradaki bizi rahatsız eden, bizden kaynaklanan durumu çözebilmek. Hani orada ben neden bunlar rahatsız oldum gibi. Hani uzun vadeli çözümler üretmek ama daha sonrasında daha işlevsel olabilir. Oruç biraz da iradeyi güçlendiren bir şey. Bu noktada beyin aslında yetişkinlerde prefrontal kortekste düşünme, muhakeme yapma kısmını sağlıyor. Bu noktada yetişkinlerde bu bölge daha gelişmiş oluyor. Aslında Ramazan'da oruç tutarken biz prefrontal korteksi de güçlendiriyoruz. Hazları öteliyoruz. Bu noktada belki bunun bilincinde olmak uzun vadede aslında gerçekten bizim için irademizi güçlendirmek olarak düşünülebilir. Hocam peki nasıl kendimizi telkin etmeliyiz? Sakin olmalıyım diyerek mi telkinlerde bulunmalıyız? Sabır dileyerek mi yoksa? Burada bu noktada zaten orucun teması empati aslında. Belki ana fikrine ulaşma. Hani neden bu orucu tutuyoruz? Hani hem beden olarak orucun birçok faydası var ama hani zihin olarak da aslında burada bencilliğin önüne geçip bize hani daha empati duygusunu aşılayan bir şey. Böyle daha geniş kapsamlı düşünülebilir. Peki az önce bahsettiniz ya işte ortamdan uzaklaşmak, uyumak vesaire bunlar iyi gelebilir ama evden huşu içinde çıktık sabah erken saatte ama işte sakin kalmak trafikte özellikle çok güç. Araba kullanıyorsak da ya da işte toplu taşıma kullanıyorsak da gerçekten zorlayıcı. Üstüne bir de uzun açlık süreleri. Trafikte zorlandığımızda ne yapmalıyız? O durakta inip işte ya da yolumuzu mu değiştirmeliyiz? Ne yapmalıyız? Yani aslında dediğim gibi burada önemli olan kişilik tipi. Yani eğer bu oruca bağlı, kan şekerine bağlı bir öfke ise zaten geçici bir şey ama eğer uzun vadede de hani günlük yaşantıda da öfke problemi varsa zaten bu noktada bunun için daha işlevsel davranış kalıplarını kişiye kazandırmak ve hani o öfke anında alternatif olarak daha davranış olarak, bilişsel olarak, düşünce olarak daha işlevsel bir yıkıcı tepkilerden uzaklaşarak daha sağlam, daha sağlıklı tepkiler vermek burada kritik olan. Hani o yüzden
Belki onun muhakemesi yapılabilir. O anlık bir sinir mi? Ben neden sinirlendim? Gibi düşünüp daha sakin kalmaya kendini teşvik edip, örneğin suçlayıcı, tahrik edici bir dilden uzak durmak, Değil mi? söylenmemek, tabii aynı ortamda bulunmamaya devam etmek. Hani trafikte olsak da aslında onun çok geçici bir şey olduğunu düşünmek. Bunlar yapılabilir. Bir daha nerede göreceğim ki demek de bence çok yerinde bir tabir olsa gerek. Peki yaşadıklarımızdan hiç ders çıkarmadığımızı varsayıyorum. Pandemiyi geride bıraktık. Keza depremi hala acılarını sarmaya devam ediyoruz. Bu kadar büyük işte bir takım travmalar yaşamış olmamıza rağmen hala böyle insanlara kırıcı davranabiliyoruz ya da yanlarından geçerken hiç farkında ya da farkında olmadan çarparak gidebiliyoruz. Bir şeylere sürekli yetişme telaşı içerisindeyiz. Ne zaman dur diyeceğiz kendimize toplum olarak? Yani aslında bu noktada ben bu kadar katı bir şekilde böyle düşünmüyorum toplumumuzla ilgili. Hani özellikle aslında bu depremden sonra halkın yardımlaşması, kenetlenmesi bu noktada bence çok çok değerliydi benim için. Benim gözlemlediğim ve şahit olduğum kısımlar olarak. Aynı zamanda şu an bunu belki bir fırsata çevirebiliriz Ramazan ayını. Çünkü Ramazan ayında yardımlaşma ön plana çıkan ibadetlerden biri. Aynı zamanda yapılan bir çalışmaya göre mesela hep aldığımız zaman mutlu oluruz gibi bir algımız var insan olarak ama bu beyindeki amigdala bizim haz aldığımız bölge. Oradaki bir çalışmada aktivasyonunu ölçülüyor alanlar ve verenler arasında. Bu haz almanın verenlerde daha fazla olduğu, o amigdalanın daha aktif olduğu gözlemleniyor. Yani aslında biz aldığımızda mutlu olduğumuzu düşünürken uzun vadeli olarak verdiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Yani bu sadece maddi olarak bir verme değil. Aslında bahsettiğiniz gibi işte belki bir yol verme, bir işte çarptığında bir özür dileme. Hani bu aslında her anlamda bir vericilik. Yani bu sadece dediğim gibi maddi anlamda bir vermeden bahsetmiyorum. Aslında bir özveri burada önemli olan. Peki hocam Ramazan duyguların kontrolünü öğrenmek için de bir fırsat tabii ki. İşte yeme içme gibi fiziksel dürtülerimizin kontrol etmek kadar oruçluyken oruç tuttuğumuzda başka duygularımızı da yine böyle kontrol altına almış oluyoruz ve burada yardımlaşmadan bahsettiniz ama akabinde aslında şunları da yapabilirsiniz ya da kendi kendinize kaldığınız zaman güzel dualar edebilirsiniz şeklinde bir söyleyecekleriniz varsa onları da öğrenmek isteriz. Tabii ki hani inanış ve kültürel olarak da dediğim gibi hani aslında Ramazan ayı için her türlü yaptığımız iyilik bizim için hani hem önce kendimiz için yararlı hem de çevremiz açısından yararlı. Hani bu noktada kendi içine dönmek, kendini dinlemek, işte o açlığın verdiği sükunet, rahatlık, bedenin dinlenmesi aynı zamanda zihnin dinlenmesini de sağlamak amacıyla. Hani imkanı olanlar tabii ki şu an çalışanlar, yoğun bir hayatı olanlar belki işte o genel sürecin içinde bu zamanı yaratmalı. Sadece Ramazan ayında değil aslında. Belki hayatımızın o koşuşturmasından sıyrılıp kendimize bir alan yaratma burada önemli olan aslında. Ama Ramazan ayında da beden dinlenirken aynı zamanda zihin de dinlenmesi bence sağlanabilir. Burada şu olabilir yani uyku düzeni çok karışıyor Ramazan'da mesela. Uyku düzeni belki sağlanabilir. Uyku hijyeni var mesela. Bu noktada işte yatmadan önce işte kafeini birkaç saat öncesinde kesmek, spor yapmamak, yemek yememek, yani iftardan sonra atıyorum o aralarda tatlı
kuruyemiş, meyve gibi şeyleri Ramazan ayında daha az tüketmek. Çünkü zaten gün içinde ciddi bir açlık söz konusu oluyor. Kan şekeri burada oynuyor ve öfke uyandırıyor. İşte daha tahammülsüzlük sağlıyor. Aynı zamanda uyku da bunlara sebep olabiliyor. O yüzden hani uyku hijyeni, uykuya dikkat etme burada çok işlevsel olabilir. Dediğim gibi hani bu dönemde belki uykuya da dikkat edilebilir. Peki hocam, son olarak programın sonuna doğru yaklaşırken hemen şunu da sormak istiyoruz. Evet, çok kısa bir süre önce büyük bir deprem yaşadık ve yaraları sarmaya devam ediyoruz. İşte tam da bu dönemde, yani Ramazan ayı boyunca elimizden geldiği kadarıyla, hani insanı çok tatmin eder ya işe yarar olduğunu bilmek. Bu anlamda neler yapmalıyız? Yardımlaşmalarımız nasıl olmalı? Nasıl biriktirmeliyiz? Yani dediğim gibi aslında bu noktada vermek hani hep maddi anlamda bir vermek olarak algılanıyor. Ama aslında karşımızdaki insanın işte acısını paylaşmak, bunu ona hissettirmek bence çok çok daha değerli. Yani daha değil belki ama en az maddi yardım kadar değerli. Çünkü o insan karşısında anlaşılmayı, yaşadığı problemi belki işte ortak olunmasını bekliyor. Ya, o anlamda dediğim gibi hani sadece maddi bir şey değil, sadece bunu görüyor olmak, biliyor olmak bile bence çok değerli. Öyle. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Kısacası böyle yani dersin. Tabii ki. Evet, Hocam çok öyle. teşekkür ederim katıldığınız ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için teşekkürler. Ben teşekkür Evet, ederim. Samimi Analiz programında bugün Ramazan'da öfke kontrolünü ve sonrasında yardımlaşmayı özellikle konuşmuş olduk. Uzman psikolog Fatma Nur Taşkın bizlerleydi. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.